Oğlum bana bilek sabattan Iron Man atsana. Hepinize merhaba arkadaşlar. Görev adamı yine masanın başında. Bugün piyasada ücra köşelerde kalmış, fark edilmemiş, dikkat çekmemiş harika bir ürünle karşınızdayım. O da yanımda gördüğünüz XPG Precog 7.1 oyuncu kulaklığı. Arkadaşlar ürünü incelemeye başlamadan önce bir dakikanızı rica edeceğim. Eğer bu tür içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Bu sayede daha çok bu tarz içerik görebilirsiniz. Hadi ürüne geçelim. Ya şimdi oyun ve müzik için insanları sürekli böyle iki farklı kulaklık kullanmak zorunda kalıyor. Çünkü neden? Ya oyuncu kulaklıkları ses başarımı konusunda o kadar da muhteşem sayılmaz. Çoğu oyuncu kulaklığı ses başarımı konusunda harika değil. Peki ya bu ses başarımı ne kadar önemli? Hani insan ayırt edebiliyor mu bunu? Arkadaşlar çok net bir şekilde söylüyorum. Evet ayırt edebiliyorsunuz ve ya bir kere yüksek kalitede bir sesi duyduktan sonra hani düşük kalite artık sizi tatmin etmemeye başlıyor. Peki bakalım bu oyuncu kulaklığı piyasadakilerin aksine hem müzik ve hem Oyunu bir arada götürebiliyor mu? Kulaklığın ses başarımını anlatmadan önce hep birlikte gelin kutunun içeriğine bakalım. Kutunun içerisinde neler çıkıyor? Öncelikle bir taşıma çantası ile birlikte geliyor. Kutu üzerinde böyle bir ambalaj geliyor. Üstünde görebildiğiniz gibi Hi-Res logosu. Arkasında da kulaklığın özellikleri. Zaten bunlardan detaylıca bahsedeceğim. Taşıma çantası gayet güzel bir kulubu var. Gayet kaliteli hissettiriyor. Kutuyu açtığımızda arkadaşlar bizi ilk olarak kulaklık karşılıyor. Yumuşak ve kaliteli pedleri var. Bunlar hafızalı süngerlere sahip. Burada görmüş olduğunuz gibi Type-C girişi, jack girişi ve mikrofon girişi bulunmakta. Aynı zamanda burada da bir aydınlatma bulunuyor arkadaşlar. Kafa bandı da oldukça yumuşak. Buralar silikonumsu bir malzemeyle kaplı. Yani metal değil. O yüzden böyle çok aşırı fazla güven vermedi nedense. Yani kırılacağından değil ama hani sağlam bir hissiyat bırakmadı bende. Ama gördüğünüz yerler metal arkadaşlar. Onun dışında hazneleri bağlayan kelepçe de metal olarak tercih edilmiş. Bu gayet. Şimdi kutu içerisinden çıkan diğer ürünlere bakalım. Burada bir Type-C'yi Type-A'ya çeviren bir kablo çıkıyor. Uzatma ara kablo olarak. Yaklaşık boyutu 1 metre kadar. Onun yanında bu burada ses kartı ile birlikte iki ucu Type-C arkadaşlar bir kablo geliyor. Burada görmüş olduğunuz ses kartı bulunmakta. Buradan modlarını ayarlayabiliyoruz. En üst mod FPS modu. Ortada 7.1 aktif oluyor. En altta da müzik dinlemek için ayarlanmış Ecolizer. Hazır profilde Ecolizer'lar bunlar. Yanında ENC'yi açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Mikrofonun gürültü engellemesi ve kulaklığın LED'ini kontrol edebiliyoruz. Aynı zamanda sessiz alma ve ses açmak için de harika bir tekerlek konulmuş. Gördüğünüz gibi gayet kaliteli örgü kaplama bir kablo. Devamında arkadaşlar Yine bir ses kartı birlikte iki ucu da jack girişine sahip bir tane daha kablo çıkıyor. Bu da örgü bir kablo. Kutu içeriğine devam edersek burada da arkadaşlar Y şeklinde jack'ı çoğaltan yani mikrofonla ses çıkış girişine ayıran bir aparat var. Bu da uzatma görevi geliyor. Yaklaşık bu da bir metre kadar. Aynı zamanda gördüğünüz gibi pop filtreye sahip çıkarılabilir harici bir mikrofon geliyor. Bu mikrofon büktüğünüz konumda ya tam olarak kalmıyor. Hani böyle büksen mesela almıyor. Geri açılıyor ama tabii yine belli bir eğim, açı alabiliyor kulaklığın üstünde. Evet arkadaşlar şu anda duymuş olduğunuz sesi XPG Prekak üzerinden kaydediyorum. Eğer bu kulaklığı alırsanız ses bu şekilde gelecek. Onun dışında kutu içeriğinden garanti kartı, XPG yine sticker'larını göndermiş. Hızlı kurulum kılavuzu, evrak, kürek... <laughs> boş işler. Taşıma çantası gayet güzel, gayet kullanışlı ama fazla büyük. Hani yanında hususi olarak bu kulaklığı hani koruması için kullanırım ama sırf taşımak için kullanacağımı düşünmüyorum. Hadi gelin devam edelim. Arkadaşlar kulaklığın sayabileceğim en büyük artılarından biri çift sürücüyle birlikte geliyor ve bu ilk çift sürücülü kulaklık. Hem elektrostatik bir sürücü var hem de dinamik bir sürücü var. Yani bu bildiğimiz neodymium mıknatıslı sürücü de var içerisinde. Hem de ayrı bir elektrostatik daha büyük herz aralıklarını destekleyen bir sürücü de var. Bu sayede kulaklık yüksek kilohertz'lerle düşük herzler arasındaki o büyük skalayı bize sağlıyor. Bir diğer artısı arkadaşlar ENC özelliği. Bu ENC ne oluyor? Gürültü engelleyici bir mikrofona sahip. Aynı zamanda diğer bir artısı oyuncuların aradığı ama benim asla anlam vermediğim. Çünkü hiçbir zaman gerçekten başaramadıkları 7.1 yine bunda sanal olarak 7.1 var. Fiziksel 7.1 deneyimlemedim. Sanal 7.1'i deneyimledim ama hiçbir zaman beni tatmin etmedi. Her zaman sesi bozduğunu düşünüyorum sanal 7.1'in. O yüzden hani var ama hani millet arıyor oyuncular istiyor. Adamlar da koyuyor. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Sanal 7.1'i destekliyor. Benim tercih etmemdeki en büyük etki gördüğünüz gibi Hi-Res Audio. Bu bir konsorsiyumun belirlediği ölçüleri karşılayan kulaklıklara veriliyor. E, bu testlerden geçenlerde de hi Audio sertifikası alıyor. Ya, bu sayede daha kaliteli bir müzik dinleme deneyimi elde edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi modüler yapıda olması gayet büyük bir artı. Çünkü kulaklıkların genelde bozulma sebebi kablolarından kaynaklanıyor. Kablolar eskiyor, yıpranıyor. Kablonun içindeki bakırlar zedel ama bunda gördüğünüz gibi burada bir Type-C giriş var. Kabloyu değiştirerek kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Aynı zamanda mikrofon için de geçerli. Aynı zamanda jack giriş için de her türlü bu kulaklığı modüler bir yapıda olması büyük bir artı. Bir diğer artısı deri pedler var. Yani gayet güzel bir ses yalıtımı sağlıyor ve ben şu an kendimi duymakta bir güçlük çekiyorum. kafa pedleri gayet rahat. Benim kulaklarımı kaplıyor tam olarak ve bu altlarda boşluk kalmıyor. Bu sayede tam olarak bir ses izolasyonu sağlayabiliyor. Kafa bandı da gayet yumuşak, gayet rahat. Type-C kablo. Kardeşim Şimdi sene olmuş 2023 type c olmayan her şeyi eleştirme benim hakkım. Koskoca iPhone'u bile yıldırdılar type c'ye çevirdilerse her şey type c olacak. Arkadaşlar eksilerinden bahsetmem gerekirse eksileri de şu şekilde. Bazen kulaklığı bilgisayara taktığımda bir cızırtı geliyor. Bu cızırtı gayet duyulabilir ve anlaşılabilir bir şekilde geliyor ve aşırı rahatsız edici oluyor. Ama kulaklığı tekrar çıkarıp taktığımda bu cızırtı kayboluyor ya da uygulama içine girdiğimde bazen kayboluyor. Yani sürekli olmuyor. Bir kere yani nasıl diyeyim 10 saniye, 15 saniye bir aralıkta diyor sonrasında kayboluyor ama tabii ki bu bir eksi cızırdamaması lazımdı dip ses arkadaşlar bazen Discord'a girdiğimde anlamsız bir şekilde böyle çok tiz bir dip ses geliyor duymak aslında oldukça güç ama konuşmada ya da dinlerken böyle bir şey yaşamıyorsunuz ama kulaklık boştayken özellikle bu dip sesi duymanız mümkün yani vasatın üstü vasatın üstü diyorsun. vasatın üstü bir diğer arkadaşlar yapı kalitesinde kullanılan bu plastik benim hiç hoşuma gitmedi bir gıcırdama var kulaklıkta. Yeter, yeter. Bu ses o kalite algısını bayağı bir zedeliyor. Aynı zamanda kulaklık ağır arkadaşlar. Kafanızda yani böyle 2,5-3 saatten sonra ağırlık olarak hissetmeye daha da başlıyorsunuz. Bir diğeri yani deri petlerin genel sorunu terletiyor. Aşırı fazla terletiyor. Ya kumaş petler de terletiyor ama bunlar biraz daha fazla terletiyor. Uy terledim oh. Eğer çok terleyen biriyseniz oyun oynarken deneyiminizi büyük ölçüde zedeleyecek. Bir diğer eksisi arkadaşlar bu kulaklığın yazılımı yok. Nerede? Yok. Nasıl yok? Ya abi yapılsın hemen. Keşke yazılımı olsaydı, ekolizerlerini ayarlayabilseydik, ses modları arasında geçiş yapabilseydik. Bu berbat bir durum. Aynı zamanda firmware güncellemesi var arkadaşlar. Evet arkadaşlar inceleme sürecini göz önüme aldığımda kendi fiyat bandında zaten sayılı rakibi var bu kalitede. İndirimle gayet güzel fiyatlara denk gelebiliyor. Yani o yüzden takip etmenizi öneririm. Yani müziğinizi 4-5 adım ileriye taşıyabilecek bir kulaklık. Mit ve tiz tonlar gayet net ve anlaşılır olduğu için adamın ayak seslerini gayet net bir şekilde takip tayin edebiliyorsunuz. Hani adam sol çaprazımda, sağ arkamda gibi bu tayinleri yapabiliyorsunuz. Ya keşke dediğim kulaklık kablosuz olsaymış sanırım bambaşka bir seviyeye çıkabilirmiş. Ama tabi bu kablosuz olması maliyeti de arttıracak. O yüzden çok da büyük bir eksi saymıyorum. Ama keşke olsaymış o zaman kulaklık bambaşka bir seviyede olabilirmiş. Ben kulaklıktan gayet memnunum kullandığım dönem boyunca. Umarım bu incelemede faydalı olmuştur. Umarım yani kulaklık alacakları aydınlatabilmişimdir. Son olarak bu kulaklığı sizlere önerir miyim sorusuna gelelim arkadaşlar. Eğer bir kulaklık alacaksanız hem müzik başarımı hem de oyun başarımı iyi bir kulaklık arıyorsanız o zaman bu kulaklığı gayet rahat tavsiye edebilirim. Buraya kadar izleyen ve vakit ayıran bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.